Arkadaşlar. Ben hep şey diyordum, hukuk sistemine hep güvenmemiz gerekir diyordum. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasa Mahkemesi çok güzel bir karar verdi ve siyaset üstü olduğunu gösterdi bence. Ve şimdi de canları almaya geldik. Siz peki bekliyor muydunuz böyle bir karar? Bekliyordum ya, hep bekliyordum. Mahkemelerden de bekliyordum. Çünkü herhangi bir suç teşkil eden bir şey yapmamışlardı. Sadece gazetecilik yapmışlardı. Ama bunun için biraz uzun süren bir alıkoyma oldu. İnşallah bir daha böyle şeyler hiçbir gazetecinin başına gelmez. Herkes haberini özgüvenle tutuklanacağım, işten kovulacağım diye yapmaz. Basın için güzel bir gün olur diye düşünüyorum inşallah. Peki 92 gün. 93. Evet, evet. 3 ay içinde, evet. Siz evinizde, ailenizde neler değişti, neler yaşandı eminim. Valla ben biraz çok yoğun bir çalışmaya girdim. Özellikle yurt dışında ve yurt içinde bir sürü görüşmeler yaptım. Hatta bugün Washington'dan yeni dönmüştüm, uçaktan indim. Bavulu eve bıraktım, karar geldi, buraya geldim. O ne görüşmesiydi efendim? Valla konuyu anlatmaya gidiyorum. Herkese duyurmaya çalıştım. Bütün uluslararası bir Türkiye'de olan gazeteciliğe olan ne diyeyim ona ben gazeteciliğe saldırı demeyeyim ama gazetecilerin zor durumunu bir şekilde yurt dışına duyurma çabasına girdim. O çabalarım için her yere gittim. En sonunda Washington'a gitmiştim, oradan döndüm. Şimdi de canı almaya geldim. Şimdi bekliyoruz biz de. Mahkemenin bir ağır ceza mahkemesinin ara verip, evet. Nedir son durum onu da bir an öğrenelim. Anayasa Mahkemesi fax çekti 14. ağır cezaya. Onlar mahkeme ara verirse heyet cezaevine fax çekecek ve serbest kalacaklar.